Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Gördüğünüz gibi size bir karavandan sesleniyoruz. Karavanist fuarındayız. Bugünün konusu ne? Çekme karavan. Evet, bugün çekme karavanlar hakkında size detaylı bilgiler vereceğiz. Bir önceki fuarda biliyorsunuz ki ağırlığımız moto karavandı ama bu sefer çekme karavan, çünkü bizim de fikirlerimiz hafif değişmeye başladı. O yüzden çekme karavan hakkında bilgiler alacağız ve size bilgiler vereceğiz. Bu arada karavan fuarı TÜYAP'ta, Beylikdüzü'nde. Ulaşım çok basit TÜYAP'a gelmek için, metrobüsle gelebilirsiniz. Aynı zamanda 7 Ocak ve 15 Ocak tarihleri arasında açık. Bugün cumartesi ve dediğimiz gibi 2 saatlerde geldik, şu anda sakin. Evet, o zaman Karavanist 2023 fuarı başlasın mı? Haydi bakalım başlasın. Karavancıları bekliyoruz. Çekme karavan almaya karar verdiniz. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Aracınıza bir adet çeki demiri taktırmanız gerekiyor. Hemen gideyim taktırayım diye bir şey yok tabii ki. Bu işin bir prosedürü var. Bunu ruhsata işletmeniz gerekiyor. Ama öncelikle bu işi yapan firmalardan karavanınıza bir adet çeki demiri taktırıyorsunuz ve onlar size bir belge veriyor. O belgeyle TÜVTÜRK'e gitmeden noterden ruhsatınıza işletebiliyorsunuz. Peki çeki demirinin maliyeti ne kadar? Yaptığımız araştırmalara göre çeki demirinin maliyeti 3000 liradan başlayıp aracına göre ve aracın segmentine göre de değişebiliyor. 3000 liradan başlayıp 15000 liraya kadar uzanan bir maliyeti var. Bunu göz önüne alarak da çeki demiri aracınıza taktırabilirsiniz. Çeki demirinde en önemli nokta elektrik bağlantısı. Karavanınızın sinyalizasyon sistemini, fren sistemini kendi aracınızdan aldığınız elektrikle kontrol edebiliyorsunuz. Özellikle de bu çeki demirini yaptırırken elektrik sistemini bağlatmayı unutmayın ve mutlaka kontrol ettirin. Arkamda gördüğünüz gibi bir çekme karavana sahip oldunuz. Çeki demirinizde ruhsata işlettiyseniz eğer 750 kilogram üzeri ise çekme karavanınız, bunu ruhsatınızda işletmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda her yıl muayeneye girmeniz gerekiyor ve ehliyetiniz D sınıfı olması gerekiyor. Şimdi Onyx karavana geldik. Onyx karavanda Bezda Hanım bize biraz bilgi aktaracak. Biz de sizlerle paylaşacağız. Sakarya'dan kendileri katılıyorlar fuarımıza. Genel olarak çekme karavanlarınız var herhalde. Doğruyuz efendim. Motokaravan üretiyor musunuz? Üretmiyoruz. Üretmiyorsunuz. Biz de hep çekme karavan. Çekme karavan. Peki bize çekme karavanın avantajlarından biraz bahseder misiniz? Hemen herkesin bildiği klasik avantajını izah ediyorum. Kamp alanına geldik. Çoluk çocuk ailecek. Yerleştik. Kurulumumuzu yaptık. Tentimizi açtık. Eyvah şeker yok. Eyvah, tuz unutmuşuz, ekmeği almayı unutmuşuz, karavanla aracı ayırabiliyoruz. Siz eşinizi rahatsız etmeden beyleri şuradan hemen bir markete ya da sen bir şehir merkezine deyip evet, sizi rahatsız etmeden genelde daha çok tercih edilen model aslında. Sırf bu getir götür işlemleri için, araçla evet, karavanı ayrı tutabildiğimiz için ekstradan vergisinin, muayenesinin olmaması da bizler için bir avantaj. Plaka zorunluluğumuz bile yok 750 kilogram altı olduğu evet, için. Süper. Buradan kazandığımızı düşünüyorum. Evet. Peki 750 kilogram üzerini ruhsata işletiyoruz. Sizin var mı 750 kilogram üzeri? 750 kilogram üstü yeni bir modelimiz var. Ruby 530 olarak üretmiş evet, olduğumuz modelimiz. Onda tabii O2'ye tabi olma durumumuz var. O da herkes mi artık hitap edelim diye. Evet. Bu 3 modelimizin haricinde bir de büyük bir karavanla gelelim dedik. Biz karavanın içini gezdiğimizde çok hoşumuza gitti. Hem ahşap görünümlü olması, hem yeşilin kullanılması. Aynı zamanda doğadaymışız gibi hissi veriyor. Sanırım size tema olarak buna dikkat ettiniz.
Şimdi genel olarak elit modelimizde beğenmişsiniz. Çok doğru. Evet, neden? Evet. Ahşap dokusu yakalıyoruz. Bunu doğayla bütünleştirmek için evet yeşil döşeme tercih ettik. Genel olarak karavanımızda ön ve arkada ithal camlarımız mevcut standardın içerisinde. Tavan kaplamasında ahşap lambiri kullanıyorum. Genel olarak mobilya aksamı olarak, iç aksam olarak da kavak kontraplak kullanıyoruz. Peki bu aracı ağırlaştırıyor mu? Ahşap lambiri farkı diğer modellerime göre evet. Ama çok değil. Yine bir 10-20 kilogram farkı olacak. Yine ama 750 kilogramın altında kalıyoruz. Evet. Onyx Karavan'a çok teşekkür ederiz. Beyza Hanım'a ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bol kazançlar Pınar'a diliyoruz size. Çok teşekkür ederim Pınar Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ahşap, her şey orijinal. Evet. Doğada da bence ahşap da çok güzel gider diye düşünüyorum. Cam tavan. Evet, gayet özellikle ferah ve aydınlık gösteriyor içeriği. Çok tabii enteresan. Yalnız halat kullanılmış gördün evet mü canım? Ahşapla halat kullanılmış. Aynı bizim Piora gibi. Eskitme zemin üzerine. Buradan Piora'nın da reklamını yapmış olalım. Aynı zamanda Piora Artiston YouTube kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayınız efendim. Evet. Karavanınızı aldık, ruhsatınızı işlettiniz, ehliyetinizi de aldınız. Geriye kaldı seyahat etmek. Karavan kamp alanları. Karavan kamp alanları en önemli şeyler. Zaten Türkiye'de şu anda herhalde birçok karavan kamp alanı açıldı. Neden? Çünkü çok büyük talep var. Fuarı görseniz yani bir anda insanlar saldırdı. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok büyük ilgi var karavan gerçekten fuarına. Gerçekten öyle ya. İlk yani kapı açılır açılmaz herkes sanki kendi şartlamış gibi ilk gördüğü karavanın içine girdi. Biz şaşırdık açıkçası. Bu kadar talep görmesi çok güzel. İnsanların doğada olması çok güzel. Aynı zamanda tabii ki doğayı kirletmemesi de çok daha güzel. Evet. Hadi bakalım gezmeye devam. Evet dostlar, Capella Karavan'dayız. Yanımızda Murat var. Bize karavandan bahsedecek. Çünkü çok farklı şeyler yapmışlar karavanı. Evet Murat, nasıl gidiyor? İyiyiz valla, bomba gibi başladık. Süper, hayırlı olsun. Öncelikle bol satışlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir fuarımız olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Bol müşteriniz olsun. Zaten i̇nşallah, kalabalık evet gördüğüm evet kadarıyla. Evet, kalabalık. Yani herkes umarım mutlu ayrılır. Yani sadece biz değil herkes. Çünkü bir emek var ortada biliyorsunuz. Aynen. Bu bizim yeni modelimiz. Yeni model değil mi? Belli zaten çok evet böyle farklı biraz bir model olmuş. Set yaptığı bir portmantomuz var. Askılarımızı asabiliyoruz. Bu fuarda da kullandığımız bir askılık zaten. Alt tarafında bir saklama alanı. Kesin. Çok keyifli bir alan oldu. Karavanda bir ihtiyaçtı çünkü. Kesinlikle. Yani kışın karavan kampına giden kesinlikle evet karavan severler montlarımızı nereye asacağız? Yer yok demeyecekler artık. Yani öyle. Aynen, hemen süper altında bir ayakkabılığımızı yerleştirdik. Çok önemli. Evet. Yani çok önemli. Tane yani şu olay kesinlikle çok kullanışlı. Aynı zamanda karavan seyahati de yapıyoruz. Evet. Ve evet ayakkabı sıkıntısını çok yaşadık. Çok nereye fazla koyacağız? Dışarı mı bırakalım? İçeri mi koyalım? Dışarıyı bırakınca olmuyor. Olmuyor. İçeriyi alınca yine olmuyor. Ama evet bir alan koyduk kesinlikle oraya. Kesinlikle süper. Evet, buraya bir yağdanlık koyduk şöyle. Aç kafa devrilmiş. Yani evet bu çok keyifli oldu. Aynı şekilde üst tarafta da baharatlığımız var ama bunun bir tadı, konforu çok başka. Yo yo çok güzel. Çok lüks bir mutfak modunda olmuş yani. Evet, ayrıntımız var. Mutfağımız çok daha fazla büyük. Yani devasa bir alanımız var. Evimiz çok büyük. Özellikle büyük kullanıyoruz ki tencere tava falan yıkarken problem olmasın diye. Süper. V koltuğumuzu da göstereyim isterseniz. Evet, V koltuğu da siz olabilir. Siz gösterin, uzanın. Buyurun. Uzanmak evet için yattık. Harika ya. Bir aynı zamanda bu hareketli. Hareketli oynayabiliyor. Çok kullanışlı. Yani şunu yapın isterseniz, bilmiyorum isterseniz. Uzanın ya. Ben uzanıyorum mesela, çok keyifli yani oluyor. Yani izleyicilerin belki beni görmeye... Yok canım, şaka yapıyorum. Yani burası çok gerçekten... Yani karavanımız zaten. Çok şey rahat gerçekten. Şöyle yapabiliyorsunuz. He, bunun tabii için. Tamam, yani o yüzden uzanıyorsunuz. Evet, evet, kesinlikle. Yani bilgisayarınızı mesela laptopla işiniz var değil mi? Evet. Koyuyorsunuz laptop, bilgisayarınızı. Tablet, kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltı priziniz. Hemen aşağıda priz alıyoruz. Aşağı prizde takıyorsunuz. Laptopunuzu alıyorsunuz. Ayrıntısı var. Buraya bir tane ek parça geliyor. Ek parça geldiği zaman burası çift kişilik yatak oluyor aynı zamanda. Bu
uzanarak, çift kişi uzanarak bir şeyler izleyebiliyor ya da işte kahvaltı yapabiliyorsunuz. Böyle bir avantajımız var. Süper. Bu karavanda farklı özellikler gördük. Evet. Murat da zaten bize bahsetti. Peki Murat, asıl can alıcı noktaya geldik. Böyle bir karavan almaya kalksak ne kadar öderiz? Ne kadar? Yani maliyeti nedir? Bu şekilde 190 bin TL. Bunun üzerine ek olarak güneş paneli sistemi, dizel ısıtıcı, tente alabiliyorsunuz. Bunları da kattığımız zaman yani full paketimiz 238 bin TL'ye çıkıyor şu an. Evet, 238 bin liraya böyle bir karavana sahip olabiliyorsunuz. Evet. Gerçekten çok güzel bir karavan. Evet sevgili dostlar, Murat'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Harika ederim. Bir karavan tanıttı bize. Hadi bakalım devam. Fuarının en ilgi çekici aracı gördüğünüz gibi arkamızdaki otobüs. Tek üretim şu anda ve yerli üretim, Avrupa standartlarında üretiliyor. İki mekanikçi arkadaşın ürettiği bir araç. Ne yapabiliyoruz, ne kadar ileriye götürebiliyoruz karavan sistemlerini diye ürettikleri bir araç. Talep üzerine artık sipariş alıyorlar ve o yüzden fuara katılmışlar. Siz de geldiğiniz zaman 7. holdeki bu standı ziyaret edebilirsiniz. Karavan fuarını gezmeye devam ediyoruz. Burada uygun fiyatlı karavanlar var. 75 binden başlayıp, evet. 75 bin çok iyi bir rakam ama küçük bir karavan tabii ki. 150 bin liraya kadar olan karavanlar var. Bence fiyatlar gayet uygun. Mutlaka fuara geldiğiniz zaman bu standı dolaşmanızı da tavsiye ederiz. Evet, her zaman söylediğimiz gibi her bütçeye hitap eden karavanları bulabilirsiniz. Fuarına geldiğiniz zaman Taynalsu'nun olduğu standları da ziyaret edebilirsiniz. Arkamızda gördüğünüz gibi dış dizaynlarını da artık bayağı geliştirip ve değiştirmişler içlerinin yanı sıra. Çünkü biliyorsunuz ki Taynalsu gerçekten bir ev donanımına sahip. Ama neredeyse bakarsanız dışı bile bir ev donanımına sahip olmuş. Bu videodan sonra Asos'ta çekmiş olduğumuz Tiny House videosunu da izleyebilirsiniz. Almayı düşünenler için orada da küçük detaylı bilgilerimiz var. Diyorsanız ki benim kendi 4x4 aracım var ama aynı zamanda karavan da olsun istiyorum. Bunun için pratik çözümler yapılmış. Arkamızda gördüğünüz gibi araç üstü çadırlar var. Aracınızın üzerine bu ekipmanı ekleyip aynı zamanda tentelerini de ekliyorsunuz. Çünkü bu tenteler de ayrıca satılan bir ürün. Tenteleri de ekledikten sonra hemen şöyle hafif çekileyim. Gördüğünüz gibi bagajınıza bir mutfak ekleniyor. Dolabı var, ocağı var. Yani size kampta konaklamak için yardımcı olabilecek her türlü malzemeyle karavana dönüştürüyorlar arabalarınızı. Eğer sizin de buna benzer düşünceniz varsa fuara geldiğiniz zaman bilgi alabilirsiniz. Bahsetmiş olduğumuz mutfak gördüğünüz gibi şöyle küçük pratik bir mutfak.
Sadece mutfak değil, aynı zamanda elektrik aksamını da yanına eklemişler. Dolabınız var, ocağınız var, musluğunuz yine dışarıda oturmak istiyorsanız bu ekipmanın içerisine de dahil. Karavan Fuarı'nın en ilgi çekici karavanlarından birindeyiz yine. Katara Van. Yani şu meşhur hem denizde hem de karada, yani hem suda hem karada kullanacağınız karavanınız. Çok güzel bir dizayn yapılmış. İçerisi gerçekten hem bir tekne hem bir karavan. Hemen arkasında motoru var ve iç dizaynında dümeni var aynı şekilde. Yatakları var, mutfağı var. Hem karada hem denize seyahat etmeyi seviyorsanız bu karavan tam sizlik. Gayet büyük bir buzdolabı. Hemen burada bir banyosu var. Karavan gibi yapılmış içerisi ve aynı zamanda tabii ki tekne gibi. Çok güzel kocaman bir mutfağı var, lavabosu var ve tabii ki dümeniniz. Buyurun, dümen sizde. Bir modeldeyiz. Bu çekme karavanın diğer karavanlardan farkı iki kapısı var. Gördüğünüz gibi burası duşa açılıyor. Oldu ki dışarıdasınız, plajdasınız, ormandasınız, kar, çamur, kum oldunuz. İçeriye girmeden direkt bu arka kapıdan girip duşunuzu alabiliyorsunuz. Ayaklarınızı, üstünüzü, başınızı temizleyebiliyorsunuz. Bizce çok güzel düşünülmüş bir şey. İçerisinde 5. holdeyiz. Bu alan daha çok çadır, kamp malzemeleri, aynı zamanda karavan ekipmanları için ayrılmış. Gördüğünüz gibi arkamızda da çok fazla talep var. Sadece çadır ve karavana ihtiyaç yok kamp yapmak için. Sandalyelerimizi alıp, termoslarımızı alıp da günlük birlik kamplar yapabilirsiniz. Buraya geldiğinizde bu ürünleri de inceleyebilirsiniz. Evet dostlar, 2023 Karavan Fuarı'nı dolaştık. Bu sefer çekme karavanlara yöneldik. Çekme karavanlar hakkında size bilgi verdik. Aynı zamanda tabii ki sadece karavan değil, tiny house'lar, 4x4 araç üstü ekipmanları, kamp karavan malzemeleri, birçok alanda geniş kapsamlı bir fuar olmuş. Her yıl karavan fuarı daha da büyüyor. Peki bu da ne demek oluyor? İnsanların kamp ve karavana ilgisi artıyor. Bizim de heyecanımız artıyor. Evet, yani bilgi almak için gerçekten fuarlar bence çok önemli bir nokta. O yüzden sizin de kamp karavana ilginiz varsa buraya gelip bilgi alabilirsiniz. Umarım tabii ki bizim verdiğimiz bilgiler de gelemeyenler için yeterli olmuştur. Evet sevgili dostlar, videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki zil butonunu tıklamayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videolarımızdan da böylelikle haberdar olabilirsiniz. Doğa severler ve kamp severler ve karavan severler, kendinize çok iyi bakın. Alacılı gezilerde kalın. Hoşça kalın.